Vallahi Türkiye S-400'ü alamayacak. Başından beri hep ben bunu yazdım, bunu yazıyorum. Keşke alsa, alması gerekiyor. Çünkü bu sadece bir silah mevzusu değil. Türkiye S-400'ü alırsa, Türkiye'nin ekseni Atlantik'ten Avrasya'ya kaymış oluyor. Yani Türkiye S-400'ü alınca şu mesajı veriyor: ben NATO'dan çıkıyorum. Bunun anlamı budur. Amerika da bunu bildiği için Türkiye'yi kaçırmak istemiyor. Tabii Rusya S-400'ü satmaya Türkiye kadar hevesli olduğu ikinci bir ülke olmamıştır. Çünkü Türkiye sıradan bir ülke değil stratejik konumu itibariyle. Bu sebeple Amerika Rusya arasında S-400'le eziliyoruz. Almalı mı? Kesinlikle almalı. Eninde sonunda Türkiye ile ABD zaten karşı karşıya. ABD Türkiye'nin dostu hiç olmadı, olmayacak. Kısacası bu silah bir savunma silahı. Amerika ısrarla Türkiye bunu almamalı diye tehdit savurmasının nedeni de Türkiye'ye saldıracak. Amerika'nın bütün amacı Türkiye'ye saldırmaktır, işgal etmektir. Orta Doğu'da dimdik ayakta diri kalan iki Müslüman ülke kaldı. Bunun biri İran, biri Türkiye. Çok istedi bu ikisini birbirine vurdurmayı ama başaramadı. İki tarafın da devlet aklı buna izin vermediği için tek tek kendisi vurmaya karar verdi. Sırada İran mı, Türkiye mi? Bana kalırsa sırada İran değil, Türkiye. İran derken öncelik Türkiye'nin. Türkiye'yi avlamak istiyor. Daha önce yaptığı tatbikatlarla da bunu göstermiştir. Türkiye'yi birlikte tatbikat yaptığı bir dönemde bile Amerika vurdu. Türkiye karşılık vermediği için iş böyle uyutuldu. Ama şimdi artık işin sonuna gelindi. Türkiye'yi bölmek istiyor. Büyük İsrail için Türkiye'nin parçalanması zorunlu. Büyük Orta Doğu Projesi'nin amacı da budur. Bu sebeple Orta Doğu Projesi'nde eş başkan olan insanların sonradan ayıktığını tahmin ediyorum. Bu eş başkanlıktan çekildiklerini umuyorum, düşünüyorum. O sebeple S-400 alarak bu hatasını da düzeltme yoluna girmişler diye görüyorum.